MEP YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 24-25 MEP yayınları. 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı dilek ve dualarda geçen dini ifadeler cevapları sayfa 24-25. 4. sınıf Din Kültürü günlük konuşmalarda dini ifadeler metni cevapları. 4. sınıf Din Kültürü MEP Yayınları kitabı sayfa 24-25. Soru. Bir arkadaşımız hastalandığında ona hangi sözlerle geçmiş olsun deriz? Uzun cevap. İnsanlar hastalandıkları zaman sevdiklerinin yanına görmek isterler. Sevdikleri yanlarına gelmese bile arayıp sormak veya bir geçmiş olsun dileği herkese çok iyi hissettirir. Bizler de arkadaşlarımız hastalandığı zaman onlara gerek gördüğümüz sonra gerekse hastalandıkları zaman ziyaret ya da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Genellikle geçmiş olsun, Allah acil şifalar versin, Allah sağlığına kavuştursun, İnşallah bir an önce iyileşirsin, Allah bu hastalıklardan kurtarsın kelimelerini kullanırız. İslamiyet hasta ziyaretine çok önem vermiş ve hasta ziyareti yapan kişilere ise büyük mükafatlar vaat etmiştir. Gerçekten bu çok ince bir davranış olup hem oradaki sevgiyi arttırır hem de hastalanan kişiye destek sağlar. Bizler de yakınlarımızda hasta olan kişiler eğer ziyaret edebiliyorsak ziyaret etmeli, edemiyorsak telefon açmalı, telefon açamıyorsak ya da sonradan duyduysak gördüğümüz zaman halini ve hatırını sormalı, geçmiş olsun dileklerinde bulunmalıyız. Ayşe sabah gözlerini açtığında dün doğmak üzereydi. Bismillah diyerek yatağından kalktı. Lavaboya gitti. Abdestini aldı ve sabah namazını kılmak üzere namaza durdu. Namazı bittikten sonra bir süredir hasta olan sınıf arkadaşı Fatma için "Allah'ım, Fatma kardeşimin hastalığına şifa ver." diyerek dua etti. Ayşe'nin annesi Hatice teyze kahvaltı sofrasını hazırlamıştı. Ayşe besmele çekerek kahvaltıya başladı. "Elhamdülillah Allah'ım, verdiğin nimetler için sana şükürler olsun." diyerek kahvaltısını tamamladı. Ayşe yemeğe besmele ile başlamanın, Allah'a teşekkür ederek yemeği bitirmenin çok sevap olduğunu biliyordu. Ellerini yıkayıp dişlerini fırçaladı. Okula gitmek üzere kıyafetlerini giydi. Saçlarını taradı. Çantasını hazırladı ve kapıya doğru yöneldi. Annesi Ayşe'ye "Allah'a emanet ol kızım." diyerek uğurladı. Ayşe de annesine "Allah razı olsun anneciğim" dedi ve okulun yolunu tuttu. Soru. Okuduğunuz metinde dini ifadeleri bulunuz ve altını çiziniz. Cevap. Ayşe sabah gözlerini açtığında gün doğmak üzereydi. Bismillah, altı çizili kelimedir diyerek yatağından kalktı. Lavaboya gitti. Abdestini aldı. Abdesti altı çizili kelimedir. Ve sabah namazını kılmak üzere namaza durdu. Sabah namazı ve namaza durmak. Namazı bittikten sonra bir süredir hasta olan sınıf arkadaşı Fatma'nın "Allah'ım, Fatma kardeşinin hastalığına şifa ver" diyerek dua etti. "Allah'ım, Fatma kardeşimin hastalığına şifa ver" diyerek dua etmesi altı çizili olan kelime ve dini ifadedir. Ayşe'nin annesi Hatice teyze kahvaltı sofrasını hazırlamıştı. Ayşe besmele çekerek kahvaltısına başladı. Besmele çekmek altı çizili kelimedir. Elhamdülillah Allah'ım, verdiğin nimetler için sana şükürler olsun. Elhamdülillah Allah'ım, verdiğin nimetler için sana şükürler olsun kelimesi altı çizili dini bir kelimedir diyerek kahvaltısını tamamladı. Ayşe yemeğe besmele ile başlamanın ve Allah'a teşekkür ederek yemeği bitirmenin çok sevap olduğunu biliyordu. Allah'a sevap ve besmele kelimeleri altı çizili olan kelimelerdir. Ellerini yıkayıp dişlerini fırçaladı. Okula gitmek üzere elbiselerini giyiyordu. Kapıya doğru gitti. Annesi Ayşe'yi "Allah'a emanet ol kızım" diyerek uğurladı. Allah'a emanet ol kelimesi altı çizili kelimedir. Ayşe de annesine "Allah razı olsun anneciğim" dedi ve okul yolunu tuttu. Allah razı olsun anneciğim kelimesi altı çizili kelimedir. 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi MEP Yayınları ders kitabı sayfa 25 cevapları. Meryem inşallah diyor. Yüce
Allah Kur'an-ı Kerim'de inşallah Allah'ın izni verirse demeden hiçbir şeyin şu işi yarın yapacağım deme buyurmaktadır. Gelecekte yapacağımız işler için inşallah demek Yüce Allah'ın bizlere emridir. Yapacağımız bir iş için inşallah dediğimizde o işi yapmak için gayret göstermek gerekir. Yoksa inşallah dedikten sonra yapmamak, verilen sözü tutmamak anlamına gelir. Daha kızı Meryem ile konuşurken inşallah sözünü ilk kez kullanır. Meryem, baba inşallah ne demek diye sorar. Babası, kızım, her şey yapacağımızda Allah Celle Celaluhu'nun izniyle kolaylıkla olsun diye bu ifadeyi kullanırız şeklinde bir cevap verir. Çocukların anne ve babalarından istekleri bitmez. Bu isteklerin hepsini karşılamak mümkün değildir. Daha kızın istediklerini karşılamak istediği için inşallah demeyi, istemedikleri için bakarız demeyi tercih etmektedir. Meryem babasının bu ayrımı zamanla öğrenmiştir. Bir gün Meryem, baba şu oyuncakçıya gidelim mi diye sorar. Babası, bakarız kızım der. Meryem, bakarız deme baba, inşallah de. Kolaylıkla deyip oyuncak alalım der. Meryem'in bu cevabı babasının çok hoşuna gider ve birlikte oyuncak almaya giderler. Soru: yukarıdaki metinden hareketle hangi durumlarda inşallah denilmesi gerektiğini sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: yukarıdaki metinden hareketle inşallah dediğimiz yerler. 1. Gelecekte yapmayı planladığımız işler için. 2. Biri işe karar verdiği zaman o iş hakkında konuşurken kolaylıkla olmasını istediğimiz zamanlarda kullanırız. Metinde geçtiği üzere inşallah demek çok önemlidir. Ancak inşallah dedikten sonra gayret ve çaba sarf etmek gerekir ki isteklerimiz yerine gelsin. Çünkü bizi dinimizin emrettiği her konuda çabalamak, gayret etmek, daha sonra işin sonucu Allah'a ısmarlamaktır. Çaba sarf etmeden inşallah demenin bir manası yoktur. Dünyada işlerin düzeni bu şekilde ayarlanmıştır. Elimizden geleni yapmak, yaptıktan sonra dua ederek olmasını beklemek lazımdır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.